Diyelim ki öfke olmasa, yaratılan hiçbir sıfat kötü sıfat değildir. Ne olur sonuca bak böyle. Masum hayvanı parçalayan bir aslanı yakaladıktan sonra affetmek. Mesela bir insan ne yapacağını, ne diyeceğini, ne kadar diyeceğini, nerede diyeceğini... Diyelim ki öfke olmasa, İnsan olur mu? Olmaz. Namusun gittiğin öfken yok. Vatanın gitti, öfken yok. Bayrağına dil uzattılar, öfken yok. Şahsiyetine dil uzat, öfken yok. Öfkesiz insan insan olur mu? Ha, peki her şeyin nesi kötüdür? İnattır, kibirdir, gururdur. Her şeyin e, ifrat ve tefriti e, kötüdür. Mesela öfkeyi de yapacağım şimdi. İfratı şeytandandır yani aşırısı. Tefriti var yani bitmiş gibi. İfratı karşı yok eder öfke karşıyı yok eder. Ortadan kaldırır. Tefriti ise hiçbir şey öfkelenmiyor. Her şeyini almışlar, kendi yok oluyor. İfrat karşıyı yok eder. Tefrit kendini yok eder. Yani her şeyini alıyorlar, öfken yok. Vasatı nedir? Ee, Allah'ın Öfkelendi dediği yere kadar öfkelenme miktarı kadar öfkelenmek. Namız gibidir yani. Düşük olsa da olmaz, üstünde olsa olmaz. Yani dengeli olması lazım. Öfke nimettir. Olmadığını kabul et. Allah da öfkeleniyor. Gayza gelmiyor mu? Firavun, Nemrut kavimlerini ne yapmış yani? Öfke işte gayz. Tekadü temeyyiz minel gayz. Gayza geliyor. Yani kötü değil o. İnsanın hayat kaynağıdır. Mesela ateş yok, güneş yok. Ne olurduysa? Öfke, gadap yoksa böyle olurdu. Öfke, gadap, pidet nefret, gayz, nefret bunlar ademi sıfatlar böyle. Bu insanı yapılandırıyor ama bunun kötü tarafı nedir? Aşırısı. Aşırısı şeytandan, tefriti nefisten, vasatı rahmandan. Yaratılan hiçbir sıfat kötü sıfat değildir. Hepsi nimettir. Hiçbir şey ama. Mesela o öfke olduğu zaman, gadap olduğu zaman eğer doğru yerinde kullanılırsa... İnsana hayat getirir ya. Mesela onlar olmasa cihat olur mu? Adam vatanına hücum ediyor. Adam seni ortadan kaldırmak istiyor. Öfkelenmesen ne olur? Sonuca bak böyle. Mesela hiç merhameti yok. Cehennem zebanisi olur. Hiç gadabı yok. Cennetteki melek olur. Hem gadabı hem merhameti dengeli olan insan olur. İnsan olmak içindir. Mesela adam isyan ediyor. Ona karşı öfkelenmesen, affetsen... Bu sefer adalet olmaz. Bu sefer rahmet edersen adam bir kere sisteme itaat Sistem. etmiyor. Adalet olmuyor. Öfkelenmen lazım. Ona karşı mesela cehennem iktiza ediyor. Mesela diyor ki bu kadar yüzlerce masum hayvanı parçalayan bir aslanı yakaladıktan sonra affetmek yersiz bir merhamete mukabil yüzlerce e, zulme taraftar olmaktır. İnsanı yapılandırıyor, kanı hareketlendiriyor. Yani sonuca baktığın zaman öfke insanın kanını hareketleniyor. Kan da hayattır. Öfke hayatın ta kendisidir. Yani nedir o? Yani mulayimlik. insana ne kadar lazımsa öfke de o kadar lazım. Kainatta öfke yok mu? Deprem öfke değil midir? Güneş öfke değil midir sıcaklık? Celal. Celal. Celali şeyler. Celal olmasın. Cemal olur mu? Öfke muvazenesizlikle başlar. Yani muvazene, vezin, kantarsız, ölçüsüzlükle başlar. Muhakemesizlikle, düşüncesizlikle biter. Muhakeme nedir? Mesela bir insan ne yapacağını, ne diyeceğini, ne kadar diyeceğini, nerede diyeceğini bir eline metre, kantar koyması lazım. Bir eline metre, bir eline de kantar. Yani tartacak, ölçecek. Ters yapsak bu süt kaç metredir süt veya bu basma Gömlek kaç litredir olmadığı gibi öfkeyi kontrol eden kantar ile metredir. Muvazenesizlikle başlar, kantarsızlıkla başlar, metresizlikle biter.